Taner Karaman şöyle bir rakam çıkıyor. Ee, en çok net gol pozisyonu yakalayan ligde 3 takımdan Hı -hı. biri Galatasaray. Galatasaray'dan daha fazla evet. net gol pozisyonu yakalayan Alanya Spor. Ligin zaten en golcü e, takımı Trabzonspor'la beraber. Sonrasında Hatay Spor geliyor. Ama yakaladığı net gol pozisyonu da en düşük golle çeviren takım da Galatasaray. %31. Aynen. Ama Beşiktaş kadar ya da Batu Şahı kadar Galatasaray'ın bitirememe konusu konuşulmuyor. Farklı sebeplerden dolayı belki de. Bunun temel problemi ileri uçta mı yoksa Kore'nin bıraktığı yerden gelelim. Orayı besleme konusundaki o merkez orta herhangi bir bölgeden bahsediyorum. Oradan kaynaklanan bir problem mi senin gözünde? Şimdi besleme ile alakalı problem olsa bu kadar fazla net pozisyona girme şansınız da olmaz. Galatasaray arkadan beslenme konusunda ben yeterince desteğin sağlandığını en azından anlayabiliyorum. Konuşulan rakamlar üzerinden baktığımız zaman oluyor. Çünkü süyum e, adamınız pozisyona girmiş ya da diğer oyuncularınız net pozisyona girecek fırsatı bulmuş, bu beslenme sağlanmış. E, bu pozisyonların gole çevirme oranının düşük olmasıyla alakalı da Dominik Torrent bir önceki karşılaşmada benim işim ceza sahasına kadar demişti. O da eleştirildi sonra. Çünkü kaleci yani teknik adamın işi ceza sahasına kadar değil, kaleciyle karşı karşıya bırakana kadar. Ben ceza sahasına takımı sokarım diye ceza sahası içerisinde de ne yapacağı alakalı teknik adam dokunuşlarına çok önemli olduğunu söylemek lazım. Ben daha önceki programlarda bahsettiğim bir nokta vardır. Teknik adamın işi rakibi kendi kalecinle ne kadar karşı karşıya bıraktığında... ...senin hücum adamını rakip kaleciyle ne kadar karşı karşıya bıraktığın arasında kalan mesafedir, olaydır. Ama Toren direkt ceza sahasına ben sokarım takımı gerisine takım halleder dediği zaman... Burada bir soru işareti oluşuyor. Eleştirdiğim nokta da buydu. O e, mantık içerisinde e, radikal değişiklik gelecektir. Sorun beklerde değil ama Taylan Berkan ikilisini bozup oraya Pulgar'ı yerleştirmek için anlamsız o yabancı kuralından dolayı bek pozisyonuna Ömer Bayramı yerleştirmeniz gerekiyor. Bir önceki karşılaşmada Ömer Bayramı tercih edip Pulgar'ı merkeze çekip Pulgar Berkan ikilisini yapmayan Toran bu sebeple Kayseri Spor'un merkezden gelişlerini engelleyemedi. Burada sol bek pozisyonunu merkezden daha önemli düşündü muhtemelen. Ama Kayseri Spor Fenerbahçe karşısında ne oynadıysa aynı oyunu 3 gün sonra İstanbul'da Galatasaray'a karşı oynadı. Yine merkezden geliştirdiği ataklarla da çok ciddi pozisyonlar buldu. Ve burada Torrent müdahale etmekte de çok geç kaldı. Bu açıdan bakarsak ben eleştiriyorum. Çünkü oyunun gidişatını doğrudan etkileyen bir karardır bu. Bu karşılaşmada çok yüksek bir ihtimal Ömer'i sahada, Pulgarı sahada göreceğiz yabancı kuralından dolayı. Ha, yabancı kuralını şöyle eleştiriyorum. Galatasaray'ın en ideal 11'i Ömer Bayram'ın sahada olduğu 11 değil. Ömer Bayram kenarda, Pulgar da sahada olduğu bir anlayış olması gerekiyor. Bu takım Mart ayında Avrupa Arenasına çıktığı zaman bu üçün beşin hesabını yapmadan en güçlü kadrosuyla çıkacak. Ve Türkiye Futbol Federasyonu bu yabancı kuralı nedeniyle Galatasaray'ın bu maçları aynı zamanda prova etmesini de engellemiş oluyor. Böyle anlamsız bir yabancı kuralı yüzünden ilginç bir şekilde Türk futbolunun bu kadar kazanmaya, Avrupa'da kazanmaya mecbur olduğu dönemlerde biz ilginç ilginç işler yapıyoruz kendi ligimizde. <laughs> Türk futbolunun altına da dinamit konuluyor bu şekilde hareketlerle. Onu, onu da söyleyeyim. Yani ülkenin futbol iklimi içerisinde belki çok fazla artık geri planda kaldı bu yabancı kuralı. Ama Avrupa arenasında Slavia Prag karşısında Fenerbahçe elenirse 19. sıraya gerileceğiz. Galatasaray turlayamazsa 20'ye 21'e gidiyoruz. Ve biz burada ligde oynattığımız 11'leri bu şekilde kurgulamak zorunda kalıyoruz. En güçlü kadro öyle değil de bu kurala uygun kadro. Şimdi Ömer Bayram Bayram'ı mı yetiştiriyoruz yani bu kuralla? Bunu mu anlıyoruz şimdi? Ömer Bayram sahada olacak ya Pulgar'ın sahada olması için. Ömer'i mi yetiştiriyoruz Türk futboluna? Bunu mu anlamamız gerekiyor? Kuralın bir kere en büyük defosu bu. Yerli oynasın diye değil miydi bu kral? E, Ömer oynamak zorunda kalıyor işte. Yerli oynasın, paralar yabancılara saçılmasın. Ya o para pul mevzusundaki dışındayım Hayır, paralar, Ay, paralar, paralar pulumu... da önemli şimdi. Hayır parayı Türk da Türk oyuncularında değeri arttı bir anda. Hayır, yani şöyle parayı da geçtim. Ben o ayrı bir hesap kitap. Ben şu an kadro kalitesi, güç anlamında biz bunu engelliyoruz. Bu Galatasaray nezdinde de aynı şey Fenerbahçe için de geçerli. Seneye daha farklı bir noktaya gelecek şimdi. Ya. Patrick van Aanholt da çok bir şey oynamıyor bu arada. Evet bence. <laughs> yani, hani orada da ya veya şunu da yapabilirsin. Hani Berkan Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılıç da yapabilirsin. İlla Patrick van Aanholt oynayacak diye diretirsen ama tabii ki kural saçma. O gün oldu. siz nasıl bir maç bekliyorsunuz? Göztepe deplasmanı Galatasaray. Ee, ...Göztepe'nin ligde en fazla mağlubiyet yaşadığı takım... ...şimdi geçmiş istatistikler... bugün yansıtır anlamında söylemiyorum... ...hiçbir zaman bu kadar sıkıntılı gelmedi Galatasaray... ...İzmir'e... Ee, Galatasaray tarihinde bu kadar sıkıntı gördü... ...böyle bir tabloyla karşılaşırken... ...ve elinde haftalardır... ...14 haftalık periyotisi... ...elinde bilmiyorum. haftalardır iyi iş yapan ve sürekli... ...Kerem Aktürkoğlu'nun ayağına bakan bir Galatasaray... ...biz bahsediyoruz burada... Bekten konuşuyoruz, işte hücum oyuncusundan konuşuyoruz. Gomis geldi gitti, Feguri oynar mı oynamaz mı, Babel burada mı değil mi? Ama sürekli de Kerem Aktürk Oyuncular da Kerem'e topu bırakmaya başladılar. Şimdi Galatasaray'ın istatistiklerine baktım, son kez bir göz atayım dedim. Şimdi pozisyon yaratma Kerem Aktürkoğlu, şut Kerem Aktürkoğlu, asist Kerem Aktürkoğlu, gol Kerem Aktürkoğlu. Galatasaray bu sezon Kerem Aktürkoğlu oldu. Şöyle bir de Süper Lig'de Galatasaray'ın attığı son 16 golün %50'sine pay sahibi 5 gol 3 asist. Ee, şimdi merkezde baktım acaba merkezden hücum desteğinde istatistiklerde öne çıkan bir oyuncu var mı diye. Hani paslarda vesaire yaratılan büyük fırsat vesaire. daha falan işin içinde yok. Kimse yok. Hatta daha az süre alan Fegüli var ist olumlu hücum istatistiklerinde. Ee, Galatasaray'da geçtiğimiz hafta itibariyle ben zaten Pulgar'ın oynamasını bekliyordum. Neden oynamadığını mantıklı bir açıklaması bilmiyorum. Şuradan yola çıkıyorum. Maç atıyorum. eksiği önemli. Maç eksiği, Işil'in milli takımda oynadı vesaire. Çok kötü oynadı. Ben izledim maçı. Bolivya maçını izledim. Yani İstediği kadar, kadar da kötü oynasın, ama... bugünkü Galatasaray'daki kadro içerisinde Mevcut'tan daha fena kötü Fena oyuncu değildir bu arada. Mevcut'tan Biber. daha kötü oynayacağına yani fena inanmıyorum. Fena oyuncu değildir. Burada iş yapar yani. yani mevcut'tan daha kötü oynayacağına inanmıyorum. Ee, fiziksel olarak problemi yoktu. Kendi ifadesine göre ben hazırım diyordu. Oynaması gerekiyor muydu? Bence geçtiğimiz hafta oynaması gerekiyordu. Yani yarın e, Galatasaray'ın oynayacağı Ersun'un maçta artık yarın oldu. <laughs> e, benim için en büyük sürpriz Torrent'in yeniden Berkan Taylan ikilisini sahaya sürmesi olur. E, Galatasaray taraftarının artık Taylan 11'i alıp böyle Taylan ve Berkan'ı hemen peş peşe okuduğunda tüyleri diken diken oluyor. Bu bu arada bence Taylan'ın ya da Berkan'ın özel olarak bir problemi değil. Taylan Antalyalı'ya haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Neden? Evet performansı iyi kötü. Bunu kötü. Kabulüm ama Taylan Antalyalı nereden nereye getirildi? Buna da bir bakmak gerekiyor. Yani Galatasaray'a gelirken Taylan Antalyalı Erzurumspor'da forvetin arkasında oynadığı, 10 numara gibi oynadığı maçlarını sık sık katılıyoruz ki hücum oyuncusu olarak oynatılıyordu. Galatasaray'a geldi. Geçtiğimiz sezon daha ağırlıklı bir merkez oyuncusu gibi oynadı. Öyle değil mi? daha ağırlıklı bir merkez oyuncusu gibi oynuyordu. Bugün davaya biçilen role benzer Altı bir gibi. rol vardı. Ee, şimdi yani her sezon Taylan'ı bir adım geri aldı Galatasaray a. ve Stop dedi ki sen iki, iki üç sezon önce 2 3 sezon önce hücum yapıyordun Taylan. Artık on, unut onu şimdi savunma yapacaksın. Bu kadar kolay öğrenilmiyor futbolda hücumdan savunmaya geçmek yani. Ee, ve Taylan da orada yapamadığını gösteriyor ısrarla. Ben burada yapamıyorum diye. Ama Galatasaray o bölgeye sezon başından bir çözüm bulmadığı için el mecbur yönetildi. Ve her geçen gün... Buldu aslında bir oyuncu aldı Galatasaray. Gustavo Asansal. Tabii tabii. Asın... Aldı yani bir oyuncu Galatasaray. Aldılar doğru. Özür diliyorum. Atladım e, yönetimin başarı transferini atladık orada. E, bütün sezonu geç sonuna geçirip son gün Gustavo Asansal'ı getirmişlerdi. E, şimdi Pulgar'ın gelişiyle birlikte belki de Taylan'ın rolü değişebilir. Daha farklı olabilir. Yani Berkan'ın da keza öyle... Kesinlikle burada ben de aynı fikirdeyim. Ee, Berkan'ın da öyle. Rahatlatabilir yani oyuncuları performans açısından. da. Çünkü Çıkıldağ onu yapamadı o ikisine. Şimdi evet, Çıkıldağ'ın da performansı artabilir. Pulgar geldikten Pulgar sonra. Etrafındaki oyunculara eğer ki çabuk adapte olup e, orta sahadaki yükü eline alabilirse çünkü çok ağır bir yük var Galatasaray'da bunu sırtlanacak bir oyuncu bulamıyor. Melo beklentisi falan böyle bazen yazılıyor çiziliyor. Böyle Bu bir yok. oyuncu değil Pulgar. Yani yanlış oyuncuyu yorumlamamak lazım. Hani O oyuncu oyuncu değil. Yani öyle sahayı parçalayacak, koparacak. Tabii tabii yani o... Şöyle bir durum da çıkıyor ortaya. Biz Taylan, Berkan, Galatasaray'da çok eleştiriliyor. Şimdi Hı. yarın öbür gün Taylan, Galatasaray'dan gitsin herhangi bir kulübe. Bambaşka bir performans çıkar ortaya. Çok kötü herkes ah, nasıl Galatasaray bıraktı? İşte ha. Emrah Emrak Baba şu an Alanya Spor'un en çok gol atan oyuncusu. Tüm kulvarlarda 10 golü var. Galatasaray'da var. bitiremiyor. On ceza sahasında boş koşuları var diye eleştiriliyordu. Şimdi Galatasaray nasıl gönder diye geldi. Ama orada bir eleştiri vardı Emre. Yani Emre'nin zaten teknik kapasitesi Alanya'da yapıp Galatasaray'a transfer ettiren performansı Tayland'a kariyerinde hiçbir zaman bize göstermedi. Yani Erzurum'dan geldi, Berkan yine Alanya'dan geldi ama hiçbir zaman bir Emre Baba seviyesine, transfer bölümünün evet. en üst seviyesine gelmedi. Zaten oyuncu, bence Emre Baba konusunda en büyük sıkıntı ee, yaşamış olduğu talihsiz sakatlıklar yani o artık kader yapacak bir şey yok ona çok ama e, yine e, Yunusak gün konusu var mesela. Hı hı. Orada da şimdi Yunusak gün bu kötü Galatasaray'ın içinde olsaydı Adana Demirspor'da bugün yaptıklarını yapabilir miydi? Takımı toparlar mıydı? Yoksa oraya gitmesi ayrına mı oldu. Orada da mesela çok ciddi eleştiriler var. Anlıyorum. Ama Yunus Adana Demirspor'un oyuncusu olmadı ki. Yine Galatasaray'a geri Direkt dönecek. gitmeseydi Yunus'un nasıl oynadığını nereyecekti? Evet bilemeyecek yani Hayır, ne kadar öne Zaten de. yine dönecek. Aslında burada abah ah, Yunus gitti orada çok iyi oynuyordu. Kirayı yere ama, ama Sevinmek bu. gerekiyor aslında yani Yunus gitti orada ritmini buldu buraya geri dönecek demek gerekiyor. Tıpkı Okan gibi yani Giresunspor'a. E şimdi eden, Barış Kaleci, Alper Okan iki gibi. maç ki, e, ortalamanın altında kaldı diye Barış Alper'i izlemiyoruz. Belki Yunus da aynı akıbeti yaşayacaktır. Yani o zaman Barış Alper'i kiraya ver. Yani yeni gelen bir oyuncu. Barış Alper'in aldığı süre kadar Yunusak gün Galatasaray'da süre almadı dert bu. Yani Barış Alper'i aldın, alt ligden aldın. Ne yapacağını üç aşağı beş yukarı çok kestiremediğinde bir oyuncu. Barış Alper Yılmaz'la devam edeceğine, orada bir Yunusak Akgün olsa ben daha doğru bir karar olacağına inanıyorum. Çünkü geçen sene e, oyuncunun, bu arada çok büyük gelişim kat etmedi ki Yunus Akgün. Yani 16 yaşında da böyleydi Yunus, şimdi de böyle. Yani. Çok parlak zekalı bir oyuncuyunuz her şeyden önce. Oyun katkısı muazzam, oyun bilgisi iyi, şut tehdidi var. Hani böyle içe devrilen bir oyuncu aynı zamanda ceza sahası içinde hani şu da söyleniyor ya ya Yunus açık alan oyuncusu. Ya hiç, bu oyuncu slalom falan yapıyor bazen biliyor herkes görüyor. Hani bu, bu nasıl bir açık alan oyuncusu? Ya orada mesela Galatasaray'ın sezon başı tercihi. Hoca demedi mi Oğulcan bizim en formda oyuncumuz? Oğulcan, Barış Alper Yılmaz, Feguli, Morutan Emre Kılıncı da sağ tarafta sayarsak. Oğulcan <laughs> için ortalık yangın yerine ya, döndü. Olsaydı, orta, olsaydı yani, böyle olmazdı falan. Şimdi nerede? Eyüp, Eyüp de mi? Eyüp'e Eyüp hesaba katmak lazım. Galatasaray'da sezonun ilk gününde oynanan maçlara baktığımızda, ilk haftalarında oynanan maçlarla, şu an Galatasaray'da oynanan futbola baktığımız zaman, takımın fiziksel kapasitesi sezonun başına göre rahat %50'nin altına düşmüş durumda. Ve sezonun bütün oyuncu takımları içerisinde de dibe vurmuş durumda neredeyse fiziksel kapasite. Şimdi siz isterseniz dünyanın en yetenekli adamı olun, isterseniz Messi olun. Bulunduğunuz takım size fiziksel anlamda doğru bir yükleme yapamıyorsa ve istediğiniz kadar da dünyanın en iyi adamı olun. Taktik anlamda da kulübedeki hoca mükemmel bir hoca olsun. Hiç fark etmez. Sen bire bire girdiğin zaman kazanacak gücü, kuvveti, sana kondisyon olarak bu takım yükleyemiyorsa ki şu an Galatasaray'daki bence temel problem bu gibi gözüküyor ki e, kondisyoner değişiklikleri vesaire de yaşandı aynı zamanda. Yunus Akgün bu takıma gelseydi, devam etseydi Galatasaray'da bence Taylan'ın da yaşadığı sendrom bu. Emre Kılıncı'nın da yaşadığı sendrom bu. Feguli'de de bu problem var. Diğer oyuncularda da. İsterseniz yetenekleriniz hep aynı olsun. Ama bugün Galatasaray kadrosunda size doğru fiziksel yüklemeyi yapmadıkları zaman ...yüzde %100'lük bir kapasiteyle oynayabilecekken %40 bir kapasiteyle fiziksel dolgunluğa ulaşıyorsanız o zaman sahadaki futbolunuz da bundan etkileniyor. Adana Demirspor'daki oyunla ya da işte Emrak Baba'dan bahsediyoruz. Alanya'daki oyun. Bakın bugün Galatasaray'ın kadrosundaki başka bir adam mesela Emre Kılıncı alın Sivas'a gönderelim Emre Kılıncı. Sivas'ın değişmez adamı olur. Oradaki doğru yüklemeler sayesinde. Galatasaray'ın önce içerideki hastalık virüsünü bulması lazım. Bir, bir içeride bir hastalık var. Bu hastalığın kaynağını bulup önce onun bir kurutması gerekiyor. Çözümü bulması lazım. O yüzden Emrak Baba ya da işte Yunus Akgün fark etmez. Yunus'un bugün parlamasının en büyük sebebi teknik anlamdaki donanımı adamın aynı. Evet sevgi Serdar Kelleci de 16'da da böyleydi. 26'da da böyle olacak büyük ihtimal zaten. En büyük fark fiziksel anlamda doğru yüklemenin Adana Demirspor'da bu adama yapılıyor olması. Doğru yapıldığının da bence en yegane göstergesi Balotelli'den alınan performans, Asan Bolomba'dan alınan performans takımda kolay kolay sakatlık yaşanmaması ve bir şeylerin doğru ilerliyor olması Adana Demirspor'da. Alanyaspor'da da aynı şey geçerli. Bu yüzden hani ben Barış Alper'in de bakın bugün alın Barış Alper'i gönderin Alanya'ya, gönderin Adana Demir'e, Sivas Spor'a. Barış orada da ilk 11 seviyesini yükselebilir. Burada Galatasaray'ın sorgulaması gereken şey elinde bulunan oyuncu grubunun formu nasıl oluyor da bu kadar dibe vurabiliyor